Merhaba arkadaşlar. Bugün hamuruna mayo olmayan ve fırın kullanmadan tavada veya tencerede hazırlayabileceğimiz pratik bir pizza tarifim var. Öncelikle kabımın içerisine bir adet yumurta aldım ve 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullandım. Bir tutam tuz ilave ettim. Yarım paket kabartma tozu ve birazcık çırptım. İlk başta 5 yemek kaşığı dolusu un kullandım. Bunu birazcık yoğurdum. Cıvık bir hamur olacak arkadaşlar ama çok da cıvık olmaması gerekiyor. Bakın bu haldeyken biraz daha un ilave ettim ben. Ve bunu elime zeytinyağı alıp hamuru toparladım. Bu kıvamda ele yapışkan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Eldivene yapıştığı için eldiveni çıkarttım. Tava veya tenceremizin içerisine biraz zeytinyağı gezdirdim. Hamur da içerisine alıp kolayca açıldı. Zaten altında zeytinyağı olduğu için tavanın boyutu da açıldı. Sosu için bir adet sarımsak ezdim. Siz katmasanız da olur ama güzel bir aroma veriyor. Bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı da biber salçası kullandım. Kendi ev yapımı. Tarifleri diğer videolarımda var. Açtırmak için biraz su ilave ettim. Sert değilse salçanız katmasanız olur. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz, bir tatlı kaşığı da kekik ilave. Hamurumuzun üzerine biraz salçalı sosu sürelim. Kaşar peyniri rendesi koyalım. Halka kırmızı soğanlarımız çok yakışıyor. Kırmızı biber, zeytin, yeşil zeytin de olabilir, sucuk, yeşil biber. Evde olan malzemelerinizi kullanabilirsiniz. Bunu sucuksuz da yapabilirsiniz. Biber, soğan, zeytin, kaşar peyniri ile harika bir lezzet çıkar yine arkadaşlar. Ocağımıza alalım. Acı sevenler biraz pul biber ilave etsin. Biraz da kekik serpelim ve kapağını kapatalım. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde altı kızardığı zaman çıkartıyoruz ve kesiyoruz. Mayasız harika bir pizza oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim. Buyurun. Hoşça kalın.